Bugüne kadar fırlattığımız en gelişmiş görüntüleme uydumuz olan Göktürk 1 az önce Fransız Guyanasından uzaya gönderildi. Hayırlı olsun. Fırlatma aracından başarıyla ayrılan uydumuzun ilk sinyallerini de inşallah bir saat içinde Norveç'teki yer istasyonundan alacağız. Bu uydunun üretilmesi ve fırlatılmasında emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk 1, daha önce gönderilen Göktürk 2'den daha gelişmiş bir uydudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüksek teknolojik kabiliyetleriyle hizmet verecek bu uydumuz diğer alanlarda da ülkemize önemli faydalar sağlayacaktır. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme kabiliyetiyle bu uydudan orman alanlarının kontrolünden deniz kirliliğine, doğal afetlerdeki hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine kadar geniş bir yelpazede istifade edilecektir. Bu uydunun kabiliyetleri Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği hedef konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. Şimdi hedefimiz Göktürk birden daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermektir. Evet, savunma sanayimizin yüksek teknoloji gerektiren diğer tüm ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi ve üretmesi şarttır. Bu konuda yürütülen çalışmaları biliyorum. Takdir ediyorum. Ama daha fazlasını yapmamız gerektiğini de özellikle belirtiyorum. Kıbrıs Barış Harekatımızda ilk örneklerine rastladığımız askeri ambargolar terörle mücadele dönemimizde gizli veya açık sürekli karşımıza çıktı. İşte şimdi yine bazı batı ülkelerinin o ülkelere ait firmaların Ülkemize belirli askeri ürünleri satmama kararları aldıklarına şahit oluyoruz. Hamdolsun bugün Türkiye 14 yıl öncesine göre savunma sanayi ürünlerinde dışa bağımlılığını yarı yarıya azaltmış durumdadır. %80'den %40'lara gerileyen bu alandaki dışa bağımlılığımızı inşallah 2023'e kadar büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Her zaman söylediğim bir söz var. Atalarımızdan bizlere miras, kötü komşu insanı hacet sahibi yapar. Bu tür ambargolar bizi bitirmiyor, bitirmeyecek. Bizi hacet sahibi yapacak. Bugün uzaya fırlattığımız uydudaki yerli katkı oranı yüzde yirmi. Bundan sonraki daha gelişmiş uydumuzu en azından tam tersi bir oranla imal edip uzaya göndermeliyiz. Dolayısıyla ihtiyacımız olan tüm alanlarda iyi bir planlama ve doğru tercihlerle kendi kendimize yeterli hale geleceğimiz bir savunma sanayinin süratle tesis edilmesi gerekmektedir. İşte buyurun. Azmettik kararı verdik ve silahlı insansız hava aracında olduğu gibi savunma sanayinde dışarıdan alacağımız sınırlı sayıdaki araç fiyatından daha ucuza projenin tamamını finanse etme imkanına sahip olduğumuzu da gördük. Sadece talep etmek yetmiyor. İşte dost olduğumuz, NATO'da beraber olduğumuz Birçok dostlardan, bırakın silahlıyı, silahsız ihalardan almak istiyoruz, talebimizi kendilerine iletiyoruz. Bugün git, yarın gel, bugün git, yarın gel. En son söyledikleri ne oluyor? Kongreden müsaade çıkmadı. Ya biz NATO'la beraber değil miyiz? Aynı cephede beraber değil miyiz? Bize bu yaptığınız nedir? Sonra silahlarıyla alakalı. O konularda da yine kendileriyle görüşüyoruz. Dost vesaire oturuyoruz, konuşuyoruz, gülüşüyoruz. Ama iş neticeye gelince kongreden karar çıkmadı. İşte bunlar bizi sonunda hacet sahibi yaptı. Şimdi artık kendimiz üretiyoruz. Hem de çok daha ucuzuna üretiyoruz. Geçmişte uçak fabrikalarımızı, motor fabrikalarımızı, silah fabrikalarımızı kapatıp hazır ürün alımına yönelen anlayışın tuzağına bir daha kesinlikle düşmemeliyiz. Biz siyasi irade olarak bu konuda kararlı bir duruş sergiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde de aynı kararlılığı görmekten memnuniyet duyuyorum. İnşallah çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor. Özel sektörümüzle, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla hep birlikte el ele vererek ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımıza inanıyorum. Bugün gerçekten coşkuluyum, duyguluyum. Zira az önce yaşadığımız an heyecan bizler için farklılık arz ediyor. Ben bu duygularla bir kez daha Göktürk bir uydumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Genelkurmay Başkanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, TUSAŞ, ASELSAN ve TÜBİTAK'ta bu projenin başarısı için görev yapmış olan herkesi tebrik ediyorum. Sizlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet. Göktürk bir uydumuzun fırlatma töreni ana objesi takdim ediliyor. Evet. Bu fotoğraf çekimimiz de gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanım değerli konuklar.